Neden Afrika? Bizim Uganda özelinde Afrika'nın genelini biraz özetlemek istiyorum. Devletler sömürülebilir, topraklar sömürülebilir, yeraltı, yerüstü zenginlikleri sömürülebilir. Ama sizin zihinleriniz, beyinleriniz, ruhlarınız sömürülmüşse o zaman millet olmaktan çıkarsınız. O zaman başkalaşırsınız diyor Oktay Sinanoğlu. Afrika'nın genelinde bu var. Ben Uganda'da da, Etiyopya'da da, Sudan'da da, Somali'de de hep bunları gördüm. Bu kadar verimli topraklar içerisinde sefaletin zirvesini yaşıyorlar. 1890'larda İngilizler fiilen orayı bir sömürge haline getirmişler. 1962'ye kadar resmi ve fiili İngiliz sömürgesi halinde. Bu 70 sene içerisinde İngilizler yeraltı yerüstü zenginlikleri sömürmek çok masum kalır. Bunların bütün benliklerini sömürmüşler. 70'lerin sonlarından itibaren İngiliz ve Fransız misyonerleri burayı üs ediniyorlar. Oralarda öyle bir faaliyetler yapıyorlar ki birkaç sene içerisinde Müslümanların sayısı hızla eriyor. Hristiyanların sayısı hızla yükseliyor ve kilise okulları kuruluyor. Kilise okullarında da çevre krallıkları yönetecek devlet adamları yetiştiriliyor. Zihinler köleleşmiş, ruhlar köleleşmiş. Maalesef bu şablonu Afrika'nın tamamına 3 aşağı 5 yukarı uygulayabilir. Size birileri maddi çıkar karşılığında dinini değiştir, seni ihya ederim. Seni doyururum. Bakın, doyururum. Bu cümleyi söylüyor. Neden? Seni zengin ederim değil. Seni doyururum. Çünkü insanların karınları aç. Şimdi oradan ben bir örnek olarak Etiyopya'ya atlayayım. 2021 Haziran'ın sonu. Oraya gittiğimiz tarihten bir hafta öncesinde açlıktan iki insanın öldüğünü ifade ettiler orada bulunan insanlar. Bizde bir söz vardır. Dünyada açlık mezarı mı var? Var. Oraya gittiğiniz zaman görüyorsun. Açlıktan ölmüş olan insanlar. Etiyopya, Uganda'dan daha sefil, daha muhtaç. Batı bütün teçhizatıyla, bütün tekniğiyle, bütün ekibiyle Afrika'da. Hep parsellenmiş Afrika. Fakirlik nedir? Orada görmek lazım. Ben orada girdiğim evlerde ev demeye şu an hicap ediyorum, utanıyorum. Biz burada çok özür dilerim, ahır olarak kullanmayız oralar. Böyle durumlar, böyle yerler var. Buralara hem maddi hem manevi yardımda bulunmak lazım. Maddi yardım öncelikli. Neden? Çünkü insanlar açlıktan dinlerini değişti. Önce onu önlemek lazım. Onu önledikten sonra bu insanların bir şeyler yapabileceklerine inandırılması lazım. Kendi evine, kendi kazancını götürmesini temin etmek lazım. Çok uzun vadeli bir hizmet ama bir şey başlanmadan olmuyor. Başlandı, 10 sene sonra oldu, olsun. 100 sene sonra oldu, olsun. Batı bırakmadı ki bunu. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.